Portre bu hafta İstanbul'da dünyaya gelen, 1992 yılında CAM Galeri'yi kuran sanat galericisi Sevil Binat'ın galerisine konuk oluyor. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandemi sanat galerilerini nasıl etkiledi? Karantina sürecinde neler yaptınız? Bu soruyla önce başlamak istiyorum. Yani hiç bilmediğimiz bir ortamın içine girdik bir anda açıkçası. 3 ay kadar kapandık hepimiz. Mart ayında başlayan bir süreçti. Haziran ayının ilk haftasına kadar devam etti. İlginçti aslında. Biraz klişe bir kelime olacak ama herkesin dediği gibi bir arınma. Biraz düşünme, kendi içimize girme, stressiz bir hayattı bir anlamda, bir şeye yetişmeme, hani trafik sorunlu olmadan, bir takım o ajandamızdaki o notların olmadığı, zamana karşı yarışın olmadığı bir dönemdi. Ama bu dönemde yan gelip yatmadık hiçbirimiz, faaliyetlerimizi sürdürdük, etkinliklerimizi. Hatta haftada bir gün bile o en kapandığımız dönemler harici galerimizi açtık geldik. Olaydan tamamen kopmamak için galerimizi gene kendi içsel olarak yaşatmamız amacıyla. Ve derken sanat dünyasında bir sürü sanatçının ve galerinin yaptığı gibi online çalışmalara girdik. Online sanatçı atölyeleri ziyaretleri yaptık. Sanatçılarımızla sürekli ilişkilerimizi devam ettirdik. Zoom görüşmeleri yaptık aramızda birbirimizi motive etmek için, düşmemeleri için. Ve her kriz döneminde olduğu gibi ilginç bir şeydir sanatta. Kriz dönemleri sanatın işine yarar çoğu zaman. Sanatçılar inadına çok iyi yapıtlar ürettiler. Vakit de vardı. Önlerinde herhangi bir şey yoktu, konulan bir tarih yoktu, sergi tarihi şu bu ama ona rağmen güzel çalışma olanağı buldular. Böyle bir süreç geçirdik. Yani sürekli ilişkide olarak sanat üreterek, sanat konuşarak, izleyici ve koleksiyonerle de ilişkimizi koparmadan bir dönem yaşadık. Aslında üretken ve iyi bir süreçti. İyi tarafları da oldu yani. Verimli tarafları oldu. Sizin galerinizdeyiz şu an. CAM Galeri 1992 yılında kuruyorsunuz. Nasıl başladı sizin galericilik serüveniniz? Evet. Aslında buna karar vermedim. Ben hep onu diyorum. Ben sanırım bu iş için doğmuşum. Yani hayatın ve olayların akışı beni kendiliğinden bu işe getirdi. Ben felsefeciyim, felsefe mezunuyum. Ve her zaman yazmak isterdim. Hep zaten yazarak kendini daha iyi ifade edenlerdenim. Sesimin titremesinden de anlaşılıyor konuşurken. Ben de çok güzel, akıcı ve güzel konuşuyorsunuz. Konuşurken heyecanlanıyorum biraz ama. Hep yazmak istedim. Üniversiteyi bitirdiğim zaman o zamanın sayılı tek tük sanat dergilerinden birinde Sanat Olayı dergisinde çalışmaya başladım. Bu dergide eleştirmem niteliğinde değil şüphesiz. Sergilere gidiyordum, sanatçı röportajları yapıyordum, sergi haberleri yazıyordum. Ve gel git bir iki sene kadar dergicilik yaptım. Bu dergi sırasında o zaman Uraş Sanat Galerisi ki İstanbul'un en saygın ve lider galerilerinden biriydi. Uraş Galerisi'ne de gidip geliyordum falan. O galerinin halkla ilişkiler yöneticisi olan Nilüfer Sülüner bana galerinin yeniden bir yapılanma içinde olduğunu, böyle genç ve dinamik bir yönetici aradıklarını söyledi. Hatta dedi ki bana aman aklında olsun böyle birisi varsa böyle bir yön dedim var aklında birisi. Kim? Benim dedim. Ciddi misin dediler. Olur mu? Olur yani. Olur herhalde dedim. Tamam hemen beni bir görüşmeye çağırdılar falan. İlk görüşmeden sonra kabul edildim. 25 yaşındaydım ve başına geçtim yönetici olarak. Yani asistanlık falan değildi bu. Ama yani galericilik nedir, mutfağı nedir? Evet gidiyorum, geliyorum, sergileri takip ediyorum ama işin mutfağıyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ve bu süre sonunda hep tabii bir süre sonra bir hayal kurmaya başlıyorsunuz. Acaba bir gün benim bir galerim olabilir mi, olur mu diye. 5 sene sonra buna hazır olduğumu hissettim.
Ve o zaman sevgili Mehmet Gülerüz ve rahmetli Ömer Uluç'un da manevi destekleriyle yap bu işi, senin bir galerin olmalı, hazırsın artık gibilerinden. Nilüfer de o zaman bir sene önce benden Urart'tan ayrılmıştı. Çok da yakın dost olmuştuk Nilüfer'le. Dedim var mısın böyle bir şeye, bir galeri açmaya? Varım dedi Nilüfer. Ve onun üzerine camiyi kurduk biz. Böyle başladı. Marketing'e gelince yer sorunumuz vardı. Eşimin Abdi İpekçi'de bir mobilya dükkanı vardı. O iki katlı, onun alt katı. O zaman sermayemiz yok. Tek sermayemiz sanatçılarımızın bize kamyonlarla gönderecekleri resimler. Dedi ki burayı bize verir misin? Dedi her tarafını veremem, arka tarafına siz geçin. O zaman da galeriler böyle bir galerin mantığıyla bir mimari çalışma falan yapılmıyor. Apartman dairelerinden dönüştürülüyor galeriye. Orası da bir eski bir teşvikiye apartmanı. Ön tarafı eşimin gene dükkanı. Biz arka tarafta bir küçük salonla yanında bir oda. O odayı ofisimiz yaptık. O salonda da işte üç duvarda ne gösterebilirsek gösteriyoruz. Ve oradan satış yapıyoruz. Yani sergileme olayımız yoktu. Aslında biz 90 yılında başladık bu şekilde çalışmaya ama 92 yılında bunu galeriye dönüştürdük. Satış yapıyorduk, 80'li yılların ortaları, Çağdaş Sanat Galerisi çok az, yani sayılı galerilerden biriyiz. Hem danışmanlık hizmeti veriyoruz, insanlara sanat danışmanlığı yapıyoruz. Hatta klasik resim koleksiyonerlerine Çağdaş sanata dönüştürmeye uğraşıyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız var ve sanırım bu tanımlamayla ilk isimlerden biriyiz bu şekilde hizmet veren biriydik. Fakat benim gönlümde hep sergi yapmak var. Hep sergiler yapmak istiyorum. İnsanların çağdaş sanatı etkili ve eğitici bir biçimde göstermek istiyorum. İzlesinler istiyorum. Yani satış güzel ama satış bir noktada sizi doyurmuyor. Yani benim amacım başka, misyonum başka, hep başka oldu. Onun üzerine bir sene sonra eşim dedi ki tamam alın ön tarafı da galeri haline dönüştürün. Ve böyle işte ama o marketing ismi kaldı. Galeriye dönüştük. Taşına taşına beşinci yerimiz. Evet, beş aslında. Mekan değiştirdik. O ilk mekanda 11 sene kaldık. Abdi İpek Caddesi'ndeki teşvikiyedeki mekanımıza. 11 sene sonra oradan ayrılmak zorunda kaldık. Tatsız bir nedenle bir başka galerici orayı satın almış. Bizim haberimiz yoktu filan. İşte tahliye davaları filan çıkartılmak zorunda kaldık. Zorlu ve can acıtıcı bir süreçti. Bunun üzerine ortağım, ikimiz de çok yorulduk, çok yıprandık. Ortağım dedi ki ben bu işi bırakıyorum. Yani galericiliğe küstü biraz. Ayrıldık ama ilişkimiz hep devam etti. Yani bizim aramızdaki bir sorundan ötürü ayrılmadık. Onun bu şeylere üzülmesinden ötürü ayrıldık gelişen şartlara. Bir sene ara verdik. Fakat benim hep kafamda bununla yatıyordum. Bununla bir sene içinde ben galerimi yeniden açmalıyım. Bir sene sonra tam 1 Temmuz ayında kapattık galeriyi. Bir daha Temmuz ayında ben Tünel'de Asmalı Mescid'de bir mekan buldum. Küçük bir mekan, 80 metrekare falan bir yerde. Eski bir apartmanın birinci katı. İkinci mekanımız bu oldu. Fakat orada biz çok enteresan bir böyle clean cut bir New York galerisi yaptık o 80 metrekarelik yerde. Bir mutfağımız, bir küçük tuvaletimiz, küçücük bir depomuz ve açık alan bir galerimiz vardı. Hatta benim ofisim bile galerinin bir köşesinde açık alandaydı. Ben orada kimlere ne sergiler açmadım ki? Ne Ömer Uluşlar, İnce Evinerler, ne Şer Doklar, ne sergiler yaptık. Dediğim gibi her zaman Urart'ta profesyonel olarak çalışırken de benim hep tavrım ve tarzım oldu. Her zaman sanatçının yanında olan bir galerici oldum. Hep sanatçıyla birlikte halleden, onun kafasının içine girip onun gibi düşünmeye çalışan, onun gözüyle ortama bakan bir galerici oldum. Ve her zaman da tüm meslek hayatım boyunca ki neredeyse 35 seneye geliyorum, hep sanatçılardan müthiş
destek görmüşümdür. Hepsine de minnettarım bu anlamda. Peki galeri için mekan seçilirken nelere dikkat edilmeli, nelere dikkat ettiniz? Tabii o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları çok farklı. O Tünel Galerisi'nden 2 sene sonra, oraya açtıktan 2 sene sonra Nişantaşı'nda 3. mekanımıza taşındık. O da üst Akdi İpekçi'de. Gene bir iş hanının 3. katıydı. Ama biz oraya girdiğimiz zaman bir mimarla birlikte çalıştık. Bütün mekanı yıktık. Tek mekan haline getirdik. Duvarları düzleştirdik. İşte bir ofis depo alanı, depo alanları yarattık. Yani en önemli şey bir kere duvar bolluğu olmalı. Yüksek tavan çok tercih ettiğimiz bir şey. Orada da biz 8 sene falan kaldık. Abdi İpekçi'deki 3. galeride. 8 sene sonra, bu arada tüneli de kapatmadık. Tünelle o Abdi İpekçi'deki mekan da paralel bir 3 sene gitti. 3 sene sonra tünelde daha genç sanatçıların sergilerine yer veriyorduk. Nişantaşı daha ağırlıklı olarak daha established sanatçıların işlerine yer veriyorduk. 3 sene sonra tüneli kapattık. Bu sefer Akaretler'de bir mekan açtık. Akaretler'deki galerimizle caddeye indik. Bu çok önemli. Görünür olmak. O zamanlar mesela bu üçüncü kattaki üçüncü mekanımızda o pek bir şey fark etmiyordu. İnsanlar asansöre binerek üçüncü kata çıkabiliyorlardı. Ve açılışlarımız müthiş olurdu, çok kalabalık olurdu, çok ama galeri sayısı da çok azdı o zaman Türkiye'de, yani İstanbul'da. Az galeri vardı. Dolayısıyla gezilme izleyici oranı, bütün koleksiyonerler oraya gelirdi. Hele akşamüstlerinin çok meşhurdu. Bütün mekanlarımızda akşamüstü partileri yapılırdı. Akşam saat 6'dan sonra sanatçılar gelir, koleksiyonerler gelir, oturulur gece 10'lara 11'lere kadar. İşte ikramlar yapılır, sanat sohbetleri yapılır. Bir sanatçının şu kadar bir boyasının üzerine belki 1 saat tartışılırdı. Entelektüel bir ortam var. Sanat felsefesi diye bir şey vardı. Şimdi mesela en çok özlemini ve yokluğunu hissettiğim şeylerin başında sanat konuşulurdu. Şimdi sadece işte fuarlar yapılıyor mu, nerede kim müzayedelerde kaça satıldı, piyasa değeri, yani sanatın metalaşma hali. Şimdi sanat deyince sadece piyasa ve sektör hatta konuşuluyor. O zamanlar gerçi daha naif de bir takım şeyler ve sanat konuşulurdu. Evet, o Akaretler mekanına geçtiğimiz zaman galerisine, orada fark ettik ki sokağa inmek ve sokakta bir vitrininiz olması çok önemli. Çünkü bu süre zarfında galeriler de fazlalaşmaya başladı, sanatçılar da çoğalmaya başladı. Günümüzde de çok sanatçı var ve çok galeri var. Ama şunu da parantez içinde söyleyeyim, yani A sınıfı galerinin sayısı 15'i geçmez. O da başka bir mesele. Şimdi bunlara dikkat ediyoruz. Akaretler'de de bir 5 sene kaldıktan sonra Çukurcuma'ya taşındık. Bu mekanı görür görmez çok sevdik. Çünkü tavan yüksekliği çok fazla, dışarıya vitrini var. 2 katlı, Akaretler de 2 katlıydı. Aslında düzen olarak çok benziyor. Alt kat ofisimiz, depomuz. Fakat gitgide şöyle bir şey de var, tek galeri yetmemeye başladı bize. Bir de depo ihtiyacımız başladı. Galerinin içindeki depolar yeterli olmamaya başladı. Ve biz Akaretlerle birlikte artı bir de depo alanları tutmaya başladık. Şimdi de bir depomuz var, Akaretler zamanında depomuz var. Böyle bugüne geldik. Peki son 10-15 yılda bir sürü galeri artık oluşmaya başladı. Diğer sanat galerileriyle rekabet halinde oluyor musunuz, yoksa ortak bir noktada buluştuğunuz konular oluyor mu? Yani ben biraz ayrıksız bir galeriyim, onu söylemem gerekiyor sanıyorum. Ve yıllar içinde kendi sanatçı kuşağını yarattığı gibi kendi koleksiyoner kuşağını da yaratmış bir galeridir. Rekabet, yani bilemiyorum, bu soru zor bir soru. Buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Rekabet oluyor mu? Sanmıyorum. Yani her galerinin hemen hemen, o bahsettiğim A klas galerilerinin hepsinin hemen hemen kendine has bir çizgisi vardı. Dolayısıyla ve hepimizin de belli kadroları var.
Yani biz temsilci galeri olarak çalışıyoruz. Sanatçı, hı hı. temsil ettiğimiz sanatçılar var. Bizim en büyük farklarımızdan birisi, vaktiyle öyleydi. Şimdi bunu yapan çok galeri var. Başka galeriler de var ama biz ilklerden biriyiz. Biz ana akım galeri olduk hep. Ana akım galeri, İngiliz mainstream galeri. Biz keşfeden galeri olduk. Hı. Yani biz hiçbir zaman markalaşmış, koleksiyoneri hazır, PR'ı hazır, belli bir yere gelmiş sanatçılarla çalışmayı tercih etmedik. Benim hep istediğim, keşfedeyim, kariyerini birlikte yöneteyim, birbirimizi motive edelim, bir ruh ve düşünce birlikteliği içinde hareket edelim ve onu belli bir noktaya getireyim. Ben markalaştırayım istedim. Ama tabii siz bunu yaptığınız zaman da belli bir manipülasyon oluyor tabii. O sanatçıyı markalaştırdığınız zaman böyle markalaşmış sanatçılarla çalışmayı tercih eden, işte PR bakımından sorun yaşanmayacak, koleksiyoneri hazır sanatçıları tercih eden bir takım galerilere geçiş yapıyorlar sizden sonra. Yani böyle olaylar yaşadık, yaşamadık değil. Ama yıllardır, çok uzun yıllardır birlikte çalıştığımız halen sanatçılarımız da var. Peki bu kadar yıl içerisinde iyi bir para kazandınız mı galericilikten? Şimdi süreklilik 35 yıldır bu işi yaptığıma göre bir şeyleri doğru yapıyorum ki hala ayaktayız. Bunun cevabını öyle vereyim. Galericilik, ben galericiliği para kazanmak için yapmadım ama şurada böyle bir parantez açmam lazım. Ben bu işi yaptığım sürece hiçbir erke bağımlı olmadan yaptım. Ne başka bir iş kolu vardı bana para desteğinde bulunan, ne eşimin parası girdi, ne ailemin parası girdi, ne sponsorlarım oldu. Yani tek başıma yıllarca 10 sene ortağımla birlikte, ondan sonra da işte yaklaşık 18 senedir tek başıma, yani biraz duvarları kazıyarak var oldum. Bu iş, Orhan, bir gönül işi her şeyden önce. Bu iş bir para kazanma işi değil. Yani bu işe eğer spekülatif düşünceyle, bir iş adamı mantığıyla girerseniz, ki öyle yapan galeriler de gördük zaman içinde, 2 seneye kalmaz kapatırsınız. Bu iş para kazanılacak bir iş değil. Ben kendi namıma konuşuyorum. Tabii ki kazandık, tabii ki sonuçta ticari bir kuruluşuz. Ama kazandığınız para galerinizin ve sanatçılığınızın sürekliliği için gidiyor, o bir çark. Yani bir kenara koyayım da ben bununla kendime bir ev alayım, bir araba alayım, bir tekne alayım. Hiç öyle bir birikimim olmadı şimdiye kadar, açık söyleyeyim. Ama bu benim yaşam biçimim oldu, yaşam şeklim oldu. Ben başka türlü yaşamayı bilmiyorum. Yani dediğim gibi hayat beni bu noktaya getirdi. Ben bunu seçmedim. Böyle olmam gerekiyormuş ve böyle oldum. Bundan da en ufak bir pişmanlık duymadım. Ve dediğim gibi 25 yaşındaydım bu işe girdiğimde, şu anda kaç yaşında olduğumu söylemeyeceğim. Ama hiç düşünmedim ki acaba ben başka bir işte de başarılı olur muyum? Başka bir işte var olabilir. Bir gün o gençlik yıllarımda bile hiç böyle bir şey aklıma gelmedi. Yani ait olduğum yer burasıymış benim. Peki yurt dışına gidip geliyorsunuz, gidip geldiniz, evet. Gözlemlediniz. Oradaki galericilik anlayışıyla bizdeki galericilik anlayışı arasında ne farklar var, neler gözlemlediniz? Yani buna şöyle cevap vereyim. Türkiye ile Almanya arasında ne fark var? Türkiye ile İngiltere arasında ne fark var? Türkiye ile Amerika arasında ne fark varsa galericilik anlamında da o fark var. Peki hiç orada devam etmek istediniz mi? Galeri açmak? Hayır, asla. Asla, çünkü yok. Hem öyle bir imkan yoktu, hem de hiç bu da aklıma hiç gelmedi. Yani yurt dışında bir galerim olsun da orada bir varlık göstereyim, hayır. Ama şunu da, orada da haksızlık etmek istemem. Hakikaten burada da çok saygın, çok önemli galeriler var, çok önemli sanatçılarımız var. Hakikaten uluslararası çapta sanatçılarımız var. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim, biraz Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor bu iş Türkiye'de. Biraz böyle. Peki galerinizde sanatçı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Önemli kriterler neler var sizin için? Var tabii. Kriterlerim var. Benim için çağdaş sanatın en önemli kriteri, ki çağdaş sanatı zaten oluşturan en önemli mesele
lerin başında geliyor. Bir kere bir kavram içermesi. Kavram çok önemli. Ve sanatçının meselesini görmek istiyorum o işte. Bana bir sanatçı portfolyosu geldiği zaman hiçbir zaman CV'sini okumam sanatçının. Hiç bakmam hangi okulları bitirmiş, nerelerde çalışmış, işte Tate Modern'de bile sergi açmış olsa benim için hiçbir şeyi yok, değeri yok. O anlamda demiyorum tabii değerli bir şey ama beni ilgilendirmeyen bir şey. Ben direkt işle ilişki kurmaya bakarım. Önce hatta cinsiyetini bile sormam kim bu, kadın mı erkek mi diye. Direkt işle ilişki kuran bir galericiyim. İşi beğenirsem o hangi kriter diyorsunuz? Birincisi içerdiği kavram. İkincisi tekniği tabii ki. Üçüncüsü görselliği, estetik değerleri. Dördüncüsü de sunumu. Nasıl sunduğu. Bu dört bileşen benim için çok önemli. Ondan sonra hepsinin ötesinde bir değer var ki o da samimiyeti. Yani sanatçının bir meselesi olması gerekiyor. Bu mesele nedir? Bu sosyolojik olabilir, psikolojik olabilir, ailesiyle ilgili olabilir, cinsel olabilir. Hepsi olur. Bu meseleleri ben sanatında görmem lazım. Sanat zaten bu değil mi? Sanatçının soyut duygularını dışa vurarak somut hale getirmesi ve bize demesi ki işte ben bunları hissediyorum. Siz ne kadarını anlayabilirseniz artık yani hani bir doğru ortada buluşabilirlerse ne ala ama buluşamazlarsa da çağdaş sanatın güzelliği o zaten. Herkese kendine ait bir hikaye dünyası yaratabilme özgürlüğü vermesi. Peki şu an sanat ne durumda sizce? Postmodern işler daha çok revaçta gibi. Neler gözlemliyorsunuz? Şimdi ben bir taraftan hem genç bir galericiyim hem yaşlı bir galericiyim. Genç galericiliğim genç sanatçılarla çalışıyor olmamdan kaynaklanıyor. Ama genç sanatçılar derken bu illa yaşın genç olmasını kastetmiyorum. Sanatın genç olmasını kastediyorum. Yeni bir dili olması, özgünlüğü olması. Ha, bu arada bir kırmızı çizgim var, bu çok önemli. O da asla ve asla taklit işlere tahammülüm yok. Çünkü bizler çok gezen, çok gören, orijinalinden çok gören, ben işim icabı da çünkü uluslararası, yani yabancı sanatçılarla da çalışıyoruz. Bu pandemi döneminden önce çok sık yurt dışına gidiyorum, geliyorum. Atölye ziyaretlerim oluyor, şu bu. Dolayısıyla sergiler, müzeler vesaire, bienaller, fuarlar, mümkün olduğu kadar imkanlar el verdiğince, zaman el verdiğince gezmeye çalışıyorum. Bir de internet denilen bir olay var artık herkesin elinin altında. Dolayısıyla hiçbir şekilde benzerişe tahammülüm yok. Hiçbir şekilde. En ufak bir beyanı. Ortak duyarlılıklar olabilir tabii ki ama benzer ve taklit işlere asla tahammülüm yok. Peki bugüne kadar kaç sergi açmışsınızdır tahminen? Herhalde aşağı yukarı 300'e yakın. Hı hı. Yani 30 yılda senede 10-12 sergi yaptığımız bir zamanlar öyleydi. Bir zamanlar bir de iki galerimiz vardı. Yani hı. 250 kesin açmışızdır 200'ün üzerinde. Peki mesela bir galerici olarak devletten bir katkı ya da beklediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi fazla bir şey yok devletten beklediğimiz. Hı-hı. En önemli beklediğimiz şey yıllardır yazıldı, çizildi, uğraşıldı. Ama hiçbir sonuç alamadık. Tabii ki KDV oranlarının düşürülmesini bekliyoruz. Hı-hı. Yani %18 KDV oranını sanat eseri, bugün pırlantadan bile vergi alınmayan KDV oranının olmadığı bir ülkede nedense sanat eserinde bunu almamakta, kaldırmamakta direniyorlar. Tek beklentimiz o. Başka bir şey beklemiyoruz. Hadi. Peki bir galerici olarak hayalini kurduğunuz, yapmak istediğiniz bir sergi ya da çalışmayı çok istediğiniz bir sanatçı var mı? Anselm Kiefer'le bir sergi yapmayı çok isterdim. Hı hı. Sergi düzenlerken üzerinde durduğunuz önemli şeyler neler? Tabii düzenleme bir serginin bel kemiğini oluşturuyor en önemli şey. İyi bir sanat eserini kötü bir düzenlemeyle yok edebilirsiniz. Ama vasat bir sanat eserini de çok iyi bir sunumla iyiymiş gibi gösterebilirsiniz. Bu bir gerçek. Tabii yılların tecrübesi ve birikimiyle
ben iyi bir düzenleyici olduğumu düşünüyorum. Sergilerimi genellikle kendim düzenliyorum. Tabii ki sanatçının onayıyla birlikte karar veriyoruz ama. Yani bu sergisine göre değişiyor tabii ki. Bir kere çok doldurmamak fikrindeyim. Çok tıklım tıklım, nefes alınmayacak. İşlerin yoğunluğuna, iş kendi içinde yoğun bir ise o işi tek başına bırakmak. Daha küçük boy, daha nefes alan işleri bir arada sergilemek. Büyük boy ve çok yoğunluğu olan işin yanına bir tane onun nefes alabileceği küçük bir iş koymak gibi Türklerimiz var. Türkiye'deki koleksiyoncu profili nasıl? Neler görüyorsunuz? Yani Türkiye'de gerçek anlamda, gerçek tırnak içinde koleksiyoner tanımı içinde az koleksiyoner olduğunu düşünüyorum. Koleksiyoner var ama ben size bilmiyorum başkaları ne der ama herhalde gerçek anlamda koleksiyoner sayısı 100-150 kişiyi geçmez. Bütün galerilerde o 150 kişiyle etrafında dönüyor gibi bir şey ama tabii ki bireysel alımlar da var. Sırf onların şeyiyle yaşamıyoruz şüphesiz. Yani koleksiyon demek bir line üzerine gidilmesi demektir. Bir çizgi üzerine gidilmesi demektir. Ya bir sanatçının her döneminden, çeşitli dönemlerinden işler toplarsınız. Ya sadece nü iş toplarsınız. Ya sadece natürmort toplarsınız. Mesela ya sadece işte el çizimleri toplarsınız. Yani gerçek koleksiyonerlik budur. Bir ismi, bir o da aynı sanatçıların nasıl bir tarzı var, bir çizgisi var. Koleksiyonerin de böyle bir çizgisi olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de koleksiyonerim diye ismi geçen insanların çoğu maalesef bazıları statü için, bazıları kredibilite için son yıllarda böyle şeyler oldu. Bu kötü mü? Hayır değil. Market için tabii ki iyi. Bu da olmalı kesinlikle. Ama bir noktadan sonra evlerin dekorasyonu bittiği zaman resim alımları da bitiyor. İhtiyaç kadar alınıyor. Yani onun bir tutku olması lazım. Peki sanatçılarla çalışmanın zorlukları var mı? Neler varsa? Tabii ki vardır. Olmaz mı? Yani bence galerici olmanın zorlukları var. Soruyu değiştireyim. Yani galerici olabilmek için bana bazen derler hani mesleğinizde sanat galerici. Ay ne güzel ne şeker ben de olmak çok isterim. Öyle şeker bir iş değil dışarıdan görüldüğü gibi galericilik. Yani bir kere gözünüzün iyi görmesi lazım. Burnunuzun iyi koklaması lazım. Kendinizi sürekli ama sürekli eğitmeniz lazım. Sürekli okuma yapmanız lazım. Sürekli izleme yapmanız lazım. Psikolojiden çok iyi anlamanız lazım. Sabırlı olmanız lazım. Empati kurabilmeniz lazım. Sanatçının beyniyle ve gözüyle bakabilmeniz lazım. Öbür taraftan da işin bir de izleyici ve koleksiyoner tarafı var tabii ki. Siz bir işe inanacaksınız. Ben inanmadığım, evime asmayı düşünmediğim hemen hemen hiçbir sanatçıya sergi açmam. Olmuştur arada mutlaka bir takım şeyler, çıkıntı sergiler, yapmamam gereken sergiler bu kadar. Sonradan bir pişman olmuşumdur. Hatta ticari düşünerek açtığım birkaç sergi de olmuştur. Onlarda satış yapamamışımdır. İnanmadığım bir şeyi inandırmam çok zor. Ben inanacağım ki karşı tarafı inandıracağım. Yani sanatçılarla genellikle ilişkilerimiz hep iyi oldu. Ben sanatçıya yakın durmayı seven bir galericiyim. Hatta sanatçının hayatına sızan bir galericiyim. Bir aile gibi oluyorsunuz. Aile aslında. Gibi olmayı sızan bir galericiyim. Sanatçıyla ne kadar yakın olursam birbirimizi o kadar motive edebiliriz. Peki bizim avantgard sanatçımız var mı sizce? Avantgard sanatçımız şu an için var. Mesela Şükran Moral avantgard bir sanatçı. Vaktiyle bundan yıllar önce mesela Semiha Berksoy çağının çok avantgard bir sanatçısıydı. Ömer Uluç bence bana göre. Olabilir. Ömer benim tabii ki çok çok sevgili bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Çok yakın bir dostumdu. Doğru. Zamanında öyle.
Şu anda başka aklıma gelmiyor. Peki bir de artık şu küratörlük meselesi var. Dergiler, hatta sanat gazeteleri küratörlük ve küratör üzerine dosyalar hazırlıyor. Neler düşünüyorsunuz küratörler hakkında ve küratörlük tam olarak nedir? Küratörlük sözlük anlamıyla sergi düzenleyicisidir. Yani aslında galericiler doğal küratörlerdir her zaman. Sergi düzenleyicisi ama önemli tabii. Şimdi bunu bilimsel olarak yapanlar da var. Yani bu işin okullarında okuyanlar. Önemli olan bir kere kavramı bulabilmektir. Bir kavram yaratmaktır ve o kavramı yazıya dökebilmektir. Onun metnini çıkartabilmektir. Bazı büyük sergilerde, büyük koleksiyon sergilerinde birbiriyle örtüşen, birbirine dokunan işleri bir araya getirebilmektir. Ama bunları derken yani galericiler hep bunları yıllardır yapıyoruz biz zaten. Peki siz hiç resim ya da heykel yapmayı düşünmüyorsunuz? Hayır, hiç. Hoş yani lisede benim zamanımda müzik ve resim tercihli dallardı. Hepimiz daha eğlenceli olur diye müzik tercih etmiştik. Ama ben ilk notaları çıkarttığımda hocam bana siz resme gidin isterseniz dedi. Ona da fazla kabiliyetim. Böyle resim bölümünde işte 3 kişi falandık. Biz o zamanlar yapardım bir şeyler ama hiç inanır mısınız hiç denemedim. Sanat galerisi açmak isteyenlere bir galerici olarak neler önerirsiniz? Daha önce dediğim gibi bu iş bir gönül işi. Bu işe hakikaten gönüllerini koymaları lazım. Bu işi sanatı sevmeleri lazım. Çok sevmeleri lazım ve bu konuda eğitimli olmaları lazım. Yani sanat tarihini bilmeleri lazım, çağdaş sanatı bilmeleri lazım, akımları bilmeleri lazım, sanatın nereye gittiğini bilmeleri lazım. Asla ve asla para kazanmak için bu işe girmemeleri gerekiyor bir kere her şeyden önce. Sanatçıları yani çok sergi izlemeliler, fuarlara gitmeliler, bienallere gitmeliler ve bunu özümseyerek bu benim işim olabilir noktasında bu işi yapmalılar. Aynı sanatçı olmak gibi bir şey bence galerici olmak da. Hani sanatçı olunmaz çünkü sanatçı doğulur. Hani sen ben doktor mu olayım, mühendis mi olayım, ressam mı olayım, sanatçı mı ya da müzik mi yapayım diye bu karar verilecek bir şey değildir. Bu öyle doğarsın. Sen doktor olsan bile içinde o varsa bir yerden çıkar zaten. Doktorluğu bırakırsın, müzisyen olarak devam edersin ya da mimarlığı bırakırsın, heykeltıraş olarak devam edersin. Benim inancım bu. Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için ve başarılar, sanat dolu yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim. Portre bu hafta sanat galericisi Sevil Binat'ın galerisine konuk oldu. Haftaya farklı bir konukla görüşmek üzere, hoşça kalın.